Mutfağımdan herkese selamlar. Kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir kahvaltılık tarifim var. Kahvaltılık dediğime bakmayın. Dilediğiniz oyun için hazırlayabilirsiniz. Yapımı oldukça basit ve kolay. Parmak yediren muhteşem bir lezzet oluyor yalnız. Buyurun hemen tarifimize geçelim. Hamuru yoğurmakla işe başlıyoruz. Hamurumuz için bir tatlı kaşığı kadar kurumaya ihtiyacımız var. Mayanın üzerine bir su bardağı ılık su döküyorum. Suyunuzun mutlaka ılık olması gerekli. Bir tatlı kaşığı kadar da toz şeker ilavesi yapıyorum. Maya ve şekeri eriyene kadar karıştırıyoruz. Ardından kontrollü bir şekilde un ilavesi yapıyorum. 3,5-4 su bardağı kadar un aldı benim hamurum e, ee, un ölçüsü değişiklik gösterecektir. O yüzden kontrollü bir şekilde ilave etme özen gösterin. Biraz un ilavesi yaptıktan sonra bir tatlı kaşığı kadar tuz ilavesi yapıyorum. Oraya çekmemişim. Yavaş yavaş un ilave ederekten ele yapışmayan güzel bir hamur yoğuruyoruz. Dilediğiniz oyun için bu lezzeti hazırlayabilirsiniz. İnanılmaz lezzetli ve güzel oluyor. Hamurumuzu yoğurduktan sonra üzerine streç film çekiyorum ve yarım saat 45 dakika kadar hamuru mayalandırmaya bırakıyoruz. Hamurumuz mayalanırken biz de iç harcını hazırlamaya geçelim. İç harcı için 400 gram kadar mantara ihtiyacımız var. Mantarları ince ince doğruyoruz. Mutlaka ince ince kıymaya özen gösterin. Kalın bırakırsanız pişmeyebilir. Hamurla aynı zamanda pişmesi gerekiyor çünkü mantar oranını dilediğiniz kadar artırıp azaltabilirsiniz isterseniz. Bütün mantarları doğradıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ilavesi yapıyorum. Damak tadınıza göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı kekik ilavesi yapıyoruz. Ardından 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdiriyorum üzerine. ve mantarımızı güzel bir şekilde baharat ve yağ ile harmanlıyoruz. Yapıp denersiniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Sabah öyle akşam bütün öğünler için bu lezzeti hazırlayabilirsiniz. Hamurumuz yeteri kadar kabardı. Tezgahın üzerine biraz un serpiyorum ve hamuru tezgahın üzerine alıyorum. İlk etapta biraz yoğuruyorum gazını almak için. Büyük olan bezemizi iki eşit bezeye ayırıyoruz. Ve bezelerimizi güzel bir şekilde yuvarlıyoruz. Hamuru yoğururken kontrollü bir şekilde un ilave etmeye özen gösterin. Kıvamı tam olarak bu şekilde olması gerekiyor hamurumuzun. Ele yapışmayan güzel bir hamur yoğuruyoruz yani. İki bezenin ikisini de aynı şekilde toparlıyorum. Ardından merdane yardımıyla açmaya başlıyorum. Dilerseniz merdane ya da oklava da kullanabilirsiniz. İki bezemizin ikisinde tepsimiz boyutunda ben büyük fırın tepsisini kullandım. Büyük tepsi fırın tepsisi boyutunda açıyorum. Uzunca bir pide şeklini veriyoruz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tereyağı yapımından, sirke yapımına, peynir yapımından, pasta börek yapımına kadar birçok videom var kanalımda. Göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Kalınlığı bu şekilde olması gerekiyor. Çok da inceltmeyin. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine hazırlamış olduğum hamurları alıyorum. İç harcımızı Hamurların üzerine seriyoruz. Farklı iç harçlarıyla da hazırlayabilirsiniz isterseniz kavurmalı da yapabilirsiniz çok güzel olur kavurmalı da ince bir şekilde mantarları pidelerimizin her tarafına seriyoruz. Önceden ısıtılmış. 200 derecelik fırında üst ızgaraya yakın pişiriyoruz mutlaka. Üst ızgaraya pişir bırakmamızın amacı ise mantarlar suyunu salıyor. Hamurla eşit bir şekilde pişebilmesi için üst ızgaraya bırakıyoruz. Alt üst açık ayarda olması gerekiyor. Tam olarak pişmeden fırından çıkartıyoruz. Üzerine kaşar bırakabilmek için. Eğer ki her tarafının kızarmasını beklerseniz kaşarın kızarana kadar kaşar kızarana kadar kuruyacaktır. Hafif piştikten sonra fırından alıyorum ve her tarafına güzel bir şekilde kaşar rendesi ilave ediyorum. Tekrardan fırına veriyorum ve kaşar da nar gibi kızarana kadar fırında bekletiyorum. Dilediğiniz şekilde dilimleyip servis edebilirsiniz. Sıcak sıcak servis etmenizi tavsiye ederim. Yapıp denerseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Ki mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Çok basit ve kolay inanılmaz lezzetli bir pide oluyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenirseniz sevinirim. Yapacak olanlara afiyet bay şeker olsun. Görüntüsü bu şekilde. İster kahvaltıya ister öğle isterseniz de akşam yemeğini hazırlayabilirsiniz bu lezzeti. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.